Özlem, gel bakalım kızım, gel. Aferin Rilya. Budur ya, ne olacak ki yani, kavgalı da olsanız bu bir nezakettir. Bana hafif olmuş. Yani. Ne haber Özlem? İyiyim Uğurkan Bey, siz? Sağ ol. Daha düzgünsün moralin falan, değil mi? İyiyim. Daha iyisin. Hı hı. Çok güzel de bir şey söylemişim. Ben hemen kıyafet yorumuna geçeceğim senin ama bu çok hoşuma gitti. Yani sen de hatalarını görüp yapmamaya çalışacaksın. Bitti, bu kadar basit. Ondan sonra her şey çok düzgün olacağına inanıyorum. Çok hoş görünüyorsun bugün. Ya çok güzel suratın ortaya çıkmış bu şapkayla. Demek ki şapka sana yakışıyor. Şimdi bu pantolonlar biliyorsun. Biz Serdar'la bu konuları çok konuşuruz. Çok moda şu anda. Ben çok severim. Geçmişte giyiyordum. Sonra biliyorsun çekti pantolonlar, yukarı çıktı, daraldı bir şey. Ay ben boyumu kısaltıyor çünkü. Şimdi bunlar tekrar geri geldi ve ben de bayılarak bunları giyiyorum. Doğru söylüyorum değil mi Serdar? Evet evet. Çok bayılarak doğru. Bunları giyiyorum çünkü bana oradan modeller de gösteriyor. İşte bak bu kış bu, bu yaz bu devam edecek. Aman pek mutlu oluyorum. Bu benim tarzım zaten. Üstüne düşmesi ve kayması. Ayakkabılarını çok o kadar ya çok kaba ama o kadar hoş görünüyor ki. Bir göstersene bakayım onları. Çok beğendim. Biraz sonra zaten onu tamamen göstereceksiniz ve fiyatları öğrenirken ama önce konsept nedir söyle bakalım. Şapka şıklı ama ben tabii... Nereye gidiyorsun? Biliyorsun konsepti şapka şıklı yapamadım. Nişantaşı'na gidiyorum saat 5-6 gibi. Serdar Nişantaşı'na gidiyor. Beni çağırmıyorlar ki. Hayır sen sevmezsin ya. Herkes niye Nişantaşı'na gidiyor devamlı diyorsun. Sürekli zaten Nişantaşı'ndaydı. 5-6 gibi arkadaşlarımla yemek yemeye Nişantaşı'na gidiyor. Melike de bugün Nişantaşı'ndaydı. Sen de oradasın. Karşılaşırsınız artık. Arkadaşların gelmezse beraber kahve içersiniz. Evet. Olur. Fiyatları söyle lütfen. Fiyatlarım... Çok beğendim onu botlarıma ya. Botlarıma 240 biraz verdim. Biraz iyice çıkar yukarı çıkarabildiğin kadar ki sevgili seyircilerimiz o kadar da değil. Botlarıma evet. 240 çok verdim. Çok güzel, evet. Kombinim 430, şapkam 100, çantama da 80 verdim. O mont hep 430'un içinde mi? Evet, çok mont, hoş. Pantolon. Bu birazcık daha uzundu tabii ben kestim. Hı-hı. Triko. Evet. Ya ben seni çok beğendim ya. Enteresan. Aksesuar yok mu? Aksesuar. Son 5 dakikada ben istediğim botu bulabilmek için çok koşturdum. Ya ayakkabı, bot alabilirdim. Ya ayakkabı, ya bot, ya takı. Takısız çıkayım ama ayakkabısız çıkmayayım dedim. Koştura koştura. Son 1 dakikada yalvararak aldım diyebilirim. Tabii şimdi çocuklar aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Şapka da bir aksesuardır. Ama... Bugünkü konseptimiz şapka şıklığı olduğu için bunu saymıyoruz. Onu da bilmenizi istedim. Neden diye düşünebilirsiniz diye açıkladım. Sevgili seyircilerimiz için de bu bir açıklama oldu. Normal bir kıyafetle ilgili olsaydı şapka taksaydınız aksesuarınız var derdik gözlüğe dediğimiz gibi. Ne zaman kombin yapmayı öğreneceksin sen? Hala karşıma böyle geliyorsun. Son derece sıradan. Şapka şıklığı. Aa ne güzel bunu geçirdin kafana. Bir mont, bir crop, bir bot. Ne alaka? Yani son derece sıradan. Yani sana da geleceğiz. Hani şıklık nerede burada? Şapka şıklığı. Tamam bunu koydun kafana. Ya şıklıksa işte ne bileyim bak al bu şıklık. Anlatabiliyor muyum? İşte sırtım yok, transparanım var, ayağımda kocaman ayakkabılarım var. Bir şekil bir şeyler yapmışım, bunu buraya yapmışım falan. Bu ne? Bu ne? İyi misin? Evet iyisin. Ben de böyle sokağa çıkarım. Ama sokağa çıkarım. Bu podyuma, konu sokak modası falan da değil yani. Bu podyuma böyle gelemezsin sen ya. Ben sıkıldım Özlem'cim senin bu kombinlerinden. Kafandaki ne ayakkabı, bir tek botlarını sevdim ben senin. Özlem'cim, şimdi sana baktığım zaman... Yani konseptine çok uygun giyinmişsin. Gerçek hayatında böyle giyinir misin? Tam olarak da böyle giyiniyorum Nişantaşı'na giderken. İşte ben de onu söylüyorum. Tam olarak da böyle giyindiğin için. Burası bir podyum ya. Hani Özlem biz yarışmadayız ya. Siz yarışıyorsunuz ya. Hani buraya iyi gelmen açısından sana bunları söylüyorum. Böyle seni biraz tokatlayayım ki. Yarın belki bir faydası olur diye. Belki kendim için bir gözüm doysun istiyorum. Markete gider gibi... Bu podyuma, bu ekrana böyle çıkamazsın. Bu kadar kontrast renkleri bir arada sevmem. Ama tabii ki kafandaki şapkanla botundaki tabanın renklerinin uyumu. Keşke
o renkte bir mont. Ben çünkü üzerindeki haki, asker evet. yeşili, o ton, o kısa şişme montunu o renk seçseydin keşke. Baktım da bulamadım. Siyah da çok karartacaktı, boğacaktı. Yok, ben severim haki ile siyahı. Ama genel olarak hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Olmadı Özlem. Çok yanlış. Şurandaki şu tokayla, kemerindeki o tokayla bu puffer siyah için olmaz. Puanlarımızı veriyoruz. Aksesuarın yok. 4 kızım. Teşekkür ederim. 1. 3 Özlemci. 1. Teşekkür ederim. Evet, senin yerine alıyoruz ve Deren'in pozuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Nişantaşı'na eşim Vegas köpeğimle beraber kahve içmeye gidiyoruz. Yüksek sesle rica edebilir miyim? Eşim Vegas köpeğimle beraber üçümüz birlikte kahve içmeye gidiyoruz. Fiyatlar? Çizmem 100 TL. Takımım 350 TL. Çantam 30 TL. Şapkam 80 TL. Ne kadar çok beğenmişsindir şimdi sen kendini, değil mi? Ben sizin söylediklerinize çok hak verdim. Doğru söylüyorsunuz. Evet, fark olması lazım. Bu zaten bunlarla her gün... Aşkım hani... zaten farklısın. Farklısın ama iyi anlamda değil. Yani bu kadar... Bak, altındaki pantolon çok güzel. Ama bu pantolonla bu kombin olmaz. O botlar olmaz. Ne bu Aleyna'da sen de ikiniz de aynı botları almışsınız, gelmişsiniz. Altındaki bir kere bildiğim bir bal kabağı rengi, üzerindeki neon turuncu. Aç bakalım şu önünü. Bunlar birleşik. Yani bir kere bir ayakkabı giyeceksen, bu muhakkak ki siyah beyazlı bir şey de olabilirdi. Altındaki pantolon o ayrı, o ayrı. O takım değil o üstündeki. Niye takım diyorsun? Hayır, takım değil, ben hani takım olarak hani aldım. Bütün kombinimi öyle evet. aldım diyorsun. Bu kombine o dokudaki şapka ve o elindeki çanta da olmaz. Yani senin kafan falan karışmamış, sen gerçekten bilmiyorsun Deren. Saçlarını da sarı yapmışsın, daha sarı yapman lazım. Bu renk yavaş yavaş aç ki yanmasın saçın. Öyle dediler zaten. Beğenmedim, berbat bir kombin bu üstündeki.